arkadaşlar. Görevimize devam ediyoruz. Craig'i kurtarma görevimize. Buraya giremiyormuşuz. Devam edelim. Yine bir Terence and Phillips çantası var. Icon çantasıymış bu arada bu. Icon çizdiği bir resim. Bu arada Ike da Kyle'ın küçük kardeşi. Phillips'in action figürü. What happened to my school? Cartman'ın. Buraya giremiyormuşuz. Buradan gidemiyoruz. Tabii ki de az önce bir anahtar bulmuştuk. O anahtarla sanırım buradaki bir yerleri açacağız. Evet, şurayı açabiliyormuşuz şu an. Ama ondan önce keşke şuradaki ihtiyaç sayık. Etrafta skill kullanabileceğimiz bir şeyler var. Aa, havai fişeklerle vuruyoruz rakiplerimizi. Oo, çok güzel. Yine Dragon Shot'ın acizliğine uğradılar. Çok kaliteli bir skill gerçekten. Aa, neyse, Alp Ocean'ı almayalım. Önemli değil. Adam bir sürü Alp Ocean'ımız var. Bunu hızlı bir şekilde yeneriz zaten. Hiç sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Aa, gerçi armor varmış. Ama önemi yok. Bir de sökmez onlar. Aa, çok etkisiz oldu bu skill. Tabii benim hatam bu gerçi ama. Hemen şimdi bir armor'unu kıralım. Evet, armor kırıldı. Oo, hata yaptım biraz. Bu yüzden bloke edemedim saldırıya güzel bir şekilde. Şimdi güçlü bir skill kullanıp şunu indirelim hemen. ...55 canı var. Butterson skill'de aşağı yukarı 60 can yiyordu. Bununla beraber rahatlıkla bunu indiririz. 79 damage vurdu. Ve kolay bir şekilde bu Ginger'ı da indirdik. Evet. Butterson çok iyi ya. Kafasını değdi. Çok güzel. Neyse, bu şundan Bodhisa bir emir verelim. Vurulmuşlar. Mackie'nin odasına girebiliriz bu Silver Key ile beraber. Buraya bakmıştık. Sanırsam burada başka bir şey yok. Aynen. Şuradan çıkalım. Hemen sağda açmamız gereken bir dolap vardı. Onunla bakayım. Pek bir şey yokmuş ama olsun. Bu ne işe yarıyor ki? Biz bunu yapınca ne oluyor anlamadım. Neyse, şu odaya girelim. Yine bir şey yok. Şurada anahtar var. Görüyorum. Şuraya bir ok atarak anahtarı düşürebiliriz. Evet. Bununla beraber... bir dakika. Şurada açmadığımız bir yer var. Hemen oraya gidelim. Yok, açmıştı aslında orayı ya. Bunları niye alamamışız? Evet. Şimdi kafeteryada Craig'i kurtarabiliriz. Ohohoho, karşımızda bir boss var. İlk kez bir boss'la karşılaşıyoruz. Ginger kitlerin boss'u. Burayı koruyan son kişi. Evet, gayet güçlü bir karakter. Destek de çağırdı. Ve bir buff kullandı. Şu an güçlüler cidden. Hemen şu skill'e iki kişiye vurabiliyor muyum? Evet, vurabiliyorum. Bir kişi direkt olarak devrildi. Şimdi Butterson skill'iyle beraber şu boss'u da indirebiliriz herhalde. Yani tek de gitmeyecek zaten ama 75 damage vurdu, fena değil.
Tüm saldırıları bloke ettim. Oo. Atağını 2 turda içine falan yapacak muhtemelen. Çok sağlam bir atık olacak. Hemen şunu bir indirmemiz gerekiyor. Kaçırdım bu arada. Önemsiz, hiç önemli. Hemen şunu indirmemiz lazım. Yoksa bir de çok sağlam bir damage vuracak. Güzel. PP gücümüz olmadığı için. Oo, kaçırdım. Keşke High Potion kullansaydım. Bu arada Butters'ı değiştirmek mantıklı olabilir şu an. Kenny'yi çalmamız daha iyi olacak. Zaten manası bitti. Daha düz PP gücü bitti Butters'ın. Değiştirelim Kenny'yi hemen. Evet, bir sonraki turda Kenny ile yapacağım saldırıyla. Oo. Ailemizi arıyor. Çok güzel. Çok güzel bir skill olmuş bu. Adeta yani oyun havasına çok güzel uymuş. Oha. Osurumuzdan yardım alarak çok güçlü bir saldırı yaptık ve rakibimizi indirdik. Daha önce bu dikkatimi çekmemişti. Evet. Son anahtarı da elimize geçirdik. Ve Craig'i kurtarmak için. Hatta Craig'i kurtardık ve diğer çocukları da kurtardık. Mr. Mackey. Her neyse. Mr. Mackey. Yine konuşmuyoruz tabii ki de. Douchebag. Evet, Craig'le de arkadaş olduk. Hop, orada elfler varmış. Oraya gitmeyelim. Ve 4 level olduk. Kenny'nin gülüşü Buddy's kadar güzel olmamış. Burada başka bir şeyimiz var mı? Evet, aslında. Şuraya bir gidelim. Ondan önce aslında şuraya gidip... Buraya girebiliyor muyuz? Yok, hayır. Aa, bu şekilde farelerden de uzaklaştırıyormuşuz. Oo. Aha. Direkt olarak kurtlar bize saldırdı. Köpekmiş, daha doğrusu kurt da değil yani hani. Oo, bleeding başladı ve 3x'lik. Güzel, bunu blok ettim. Bir et sonra muhtemelen Ken ölecek. O yüzden Ken'in kendini öldürdüğü skill'i kullanıp... Gerçi bu da mantıklı bir hamle olmayabilir ama. Yok, değiştirebiliyorduk, tamam. Hatırlıyorum şu an. Ken'in direkt kendini öldürdüğü skill'i kullanıp herkese bir zarar verelim. Oo, bu sefer Kenny ölmedi. Sanırım zamanlamayı doğru yaptım bu sefer. Hayır, yine öldü. Oha! Ve her zaman olduğu gibi Kenny'yi fareler yiyor. Tek bir tane kurt köpek kaldı. Ama her şeye rağmen bir cure potion kullanalım. De sonrasında ability kullanacak mı? PP gücümüz var. Zamanlamayı da tutturdum ve kazandık. Sanırım burada pek bir şey bulamayacağım. Aynen. Buralarda fazla gezinmeyeyim. En azından şu eşyaları topladıktan sonra buradan çıkayım. Daha sonra buraları dolaşırız. Şu an görevlere odaklanmak istiyorum. Oo, burada da varlar. Sanırım yanlış yerlere gittim. Şunlardan kaçabilir miyim? Kaçamadım. Tekrardan savaşmak zorundayız. Bundan da kurtaramıyoruz kendimizi. Ya çok erken basıyorum ve karakterimiz hatta ölecek yani. Hemen bir cure potion içelim şurada.
Ve şu skill'e beraber iki tanesine birden vuralım bir güzel. ...75 canı kaldı. Kendinin skill'le beraber de... ...hepsine güzel bir hasar veririz. Oo, resmen hepsini öldürdük ama... ...Kenny de tek bir saldırı sonra öldü. Yine fareler Kenny'yi alıyor. Bir can pot kullanalım şurada hemen. Healing Potion. Sonrasında muhtemelen bu ikisini indirebilecek PP gücümüz var. Evet var. Zaten arkadakinde kanaması varmış. Gerçi öndekini öldüremeyeceğiz ama en azından arkadakini öldürürüz. Ya da kanamadan ölür, bilmiyorum. 74 canı kaldı. Aa, anladım. Sonrasına basmam gerekiyor. Ben çok acele ediyormuşum. Oo, bu sefer kaçırdım. Bir sonraki turda Budders'ı yanımıza çağırabiliriz muhtemelen. Gerçi muhtemelen gerek bile kalmayacak ama evet gerek bile kalmadı. Şuradan bir önce bir çıkalım. Tüm eşyaları toplayıp bir haritaya baksam iyi olacak. Şu an kayboldum resmen. Haritada kendimizi göremiyoruz. Gizli noktalardan birindeyiz sanırım. Evet göremiyoruz. O zaman buradan mı gelmiştik acaba? Buradan geldiğimizde evet. Yok abi buradan da gelmemişiz. Evet. Resmen kaybolduk. Bu arada level da atlamıştık. Hiçbir şeye vermedik. Şu an nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. O buradan değil herhalde. Ya da buradan olabilir belki. Değil. Buradan mı? Hayır. Ya da olabilir de belki. Ama resmen şu an kaybolduk yani. Özesi yok. Sanki şuradandı. Buradan da olmayabilir ama bilmiyorum. Şu an tamamen kaybolmuş durumdayız. Güzel olmuş gerçi bu haritada burada görünmememiz. Yani RPG temasından güzel uymuş. Ve yine kutlar tarafından yakalandık. Yine gereksiz bizi dövüşe gireceğiz şu an. Ha neyse bunu kurtarmayı da öğrendim. Bloklamayı. Oo bu sefer başarısız oldum. Hemen şunları indirelim. İyi hasar verdim. 77 canı kaldı. Kenny'nin skill ile beraber çok rahat bir şekilde ikisini de öldürebiliriz muhtemelen. Eğer zamanlamayı da kaçırmazsam. Muhtemelen kaçırmam. Evet. Aa arkadaki ölmedi. Tamam ama şimdi ölür muhtemelen. Canı 37 ama onun arkasında bir tane daha var. Ve ben zamanlamayı da kaçırdım. Ve kanamamız başladı. Hemen bir cure potion kullanalım. Sanırım bir skill kullanabilecek PP gücüm var. Evet var. Zamanlama yine kaçırdım. Ve Kenny geri geldi. Hiç beklemiyordum bunu. Şunu kullanalım merak ettim. Muhtemelen hiçbir işe yaramayacak. Oha. Atak gücü düştü. Pek bir işimize yaramadı. Ama tekrar saldırabiliyoruz aslında güzelmiş. Ama PP gücümüz yok. Bu yüzden normal saldıracağız. Çaresiz bir şekilde. Oha. Çok güzel saldırdı be. Hiç önemi yok. Bir sonraki turda zaten indireceğimiz için şunu. Evet. Eğer şu ormandan bir kurtulabilirsem her şey güzel olacak. Gerekirse bir sonraki turda yani savaşa girersem ölürüm. Arkadaş cidden kayboldum ya. Burası da değil. O zaman geriye tek seçenek kalıyor.
Burası da burası. Burası da değil. Cidden kaybolduk şu an yani. Sonsuz bir döngüye girdik. Çıkamıyoruz. Kendimi takdir ediyorum şu an yani. Bari bir kurtar rastlasak da ölsek. Öldüğümüzde tekrar. Aha. Evet, cezalandırıldık bu arada babamız tarafından. İyi oldu en azından yani. Şu sonsuz döngüden kurtulduk, bulamıyordum hiçbir şeyi. Bir eşyalarımızı depolayalım. Level 1. Warrior's Blade. Neyse, bunları satmak daha mantıklı olur. Hatta bir de ki şu skill'i vereyim öncelikle. Ve yakar top. Ne işe yarıyormuş? Yani her halükarda bizim silahımızdan daha iyi. Yakar top, topu. Garip bir cümle oldu, kabul ediyorum ama öyle. Okuyabiliyor muyuz? Yok, hala okuyamıyormuşuz. Level 4 de olduk bu arada. Bunları giyebiliriz artık. Ne, boyamamıza gerek yok. Sadece giyelim. Şu yüzümdeki şeyi de kaldırayım artık. Hoş durmuyor. Sakalımız da gitsin artık. Şu hippie havasından bir kurtulalım. Evet, normal bir çocuğa döndük ama şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ya da bu. Bu güzel durdu. Şeklimiz değişti, daha bir cool olduk şu an. Bu arada upgrade etmeyi unuttum karakterine. Annemizle de arkadaş olduk. Evet. Şu an Kuba Krallığı'na bir gidelim. Burada bir şey yapabiliyor muyuz artık? Yok, yine bir şey yapamıyoruz. Ya da şunu deneyelim. O da iş yapmıyor. Evet, Kupa Krallığı'na geldik. Hemen Cartman'ın arka bahçesi olan Kupa Krallığı'na gidelim. Ve görevimizi teslim edelim. Şu televizyonu da kapatalım ya. Cartman'ın annesi. Evet. Tüm ordumuzu topladık. Oo. Artık Sir unvanını aldık. Ve Sir Douchebag olduk. Çok güzel. Bizi alkışlıyorlar da, tebrik ediyorlar. Evet. Oh. The Bard, ha? Oo. Çok güçlü bir rakibimiz var. Bu Bard acaba kim? Muhtemelen Sten olabilir veya Kayle. Bakıp göreceğiz artık The Bard'ın kim olduğuna. Şuradaki gereksiz eşyalarımızdan bir kurtulalım. Yok, bir şey yapamıyoruz. Ama önden önce buraya gidelim. Yeni bir skill. Tabii ki de osuruk gücü. Evet. Yine aynı şekilde kullanıyoruz, Dragon Shot gibi. Uzak mesafede bir osuruk. Sanırım bu sefer beceremeyeceğim, evet. Şimdi yapabilirim. Muhtemelen.
Evet, bu sefer oldu. Acaba Anakin'in karşısında mı kullanacağız? Yok abi, bu sefer diğer çocuğa karşı kullanıyoruz. Skat'a karşı. Evet. Kartman klasik eşekliğini yapıyor. Evet, hemen kullanalım bakalım yeni skillimizi. Sanırım yine beceremeyeceğim. Evet, beceremedim. Sonunda. Ah Cartman, ah. Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Cartman'ın bu konuda dinlememiz gerekiyor. Geekling Dunk'i. Burada da bir Yüzüklerin Efendisi göndermesi var. Yüzüklerin Efendisi'ni sevenler bilecektir ki filmin ilk filmde daha doğrusu şöyle, bu arada yeni bir silahımız var. Her neyse, konumuza gelelim. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filminde Frodo ve arkadaşları Sirien Midilli adını hanına gidiyordu. Bu da oraya bir gönderme olsa gerek. Bu arada eşyalarımızı bir satalım. Aa, burada bir fast travel noktası vardı. Nereye kaybolmuş ki? Bilgiye gideceğiz sanırım. Ha, bir video girdi, evet. Evet, kesinlikle bir Yüzüklerin Efendisi göndermesi var. Sıçrayan Medilli adına. Twitter'da. Evet. Hana girdik. Güzel. Tüm dikkat gözlerimize çektik bu arada. Bakalım kimmiş bu Bart? Sir olduk artık. Bard'ın skilliyle, daha doğrusu şarkısıyla bizi etkileyebiliyormuş. Kim olabilir acaba Bart? Burada bir kutu var. İçinde işaret pek bir şey yok. Şuradan gidebiliriz. Ne yapacağız ki, buradan da gidemiyoruz. O zaman şöyle gidebiliyormuşuz, evet. Ve Jimmy. Bard'ın kendisi Jimmy'ymiş. Bayağı bir sürpriz oldu. Oh. Diğer elfler de bize pus kurdu. It's a trap. Yine kekedi. Sonsuza kadar sürüyor sanırım. Biraz daha bakalım. Cidden sonsuza kadar sürüyor. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Hemen şu skill'i kullanarak başlayalım.
sefer başarılı oldu. Evet, güzel. Sonra Butters'la da hemen. Güzel. 43 canı kaldı. Bir sonraki elde yenebiliriz muhtemelen bunu. Aslında üçünü de bloke ettim. Güzel. Atak güçleri arttı yine. Önemli değil. Şu an için çok iyi durumdayız. Hemen yine şununla beraber öndekini muhtemelen indirmiş oluruz. Neyse öldü. Çok önemli değil. Hemen bir Healing Touch kullanalım. Sonrasında Butters'ın skill ile beraber ikisine beraber hasar veremiyoruz ama olsun. Muhtemelen tek atar. Tek atmasa bile 128 burada. 28 canı kaldı. Önemli değil. Bleeding'imiz 2x oldu. Önemli yine. Direkt olarak Butters'a bir Cure Potion veririz. Hemen bir Cure Potion'u kullanalım Butters'a. Kanımız dursun. Sonra Jump Pot'unu falan kullandık mı? Rahat. Bu sefer kaçırmadan kullanırsam. Evet, kullandım. Öndeki direkt olarak öldü. Bir tek arkadaki kaldı. Butters'ın PP gücü yok. Bu yüzden bir Cure Potion kullanayım. Oo, Cure Potion değil, Cure Potion değil. Healing Potion. 85 canım oldu. Keşke diğerini kullansaydım. Yani her potion olarak. Oo, fena vurduk bu arada. Önemli değil. Zaten... Oo. Okla işini bitirdim. Aa, bitiremedim. Bu arada bunu hiç beğenmedim. Kaçıyor. Şimdi kaçıyor bizden. Yeniden elfler var. Evet, şunu kullanarak. Böylelikle... Aaa! Şurada bir ateş var. Oho! şuradan... Evet. Buraya. Şey yapamıyoruz. Biraz elektriğe çarpıldık ama önemli değil. Bir can potunu falan kullanalım. Canımız biraz azaldı. Kendi kendine dolacak sanırım. Bakalım. Evet, doluyor. Sanırım buraya girmeden başka bir şey yapmamız gerekiyordu ama ben yanlış bir tercih yaptım buraya gelerek. Hadi de şunlarla kapışalım. Umarım canımız az değildir derken. Canımız az. Şu Healing Potion'u kullanalım. Güzel. Sonrasında... Yok, har. Bunu kullanmamız işimize yaramayacak. Hızlı bir şekilde şunu kalkanını indirin. Sonra Butters'ın skill ile beraber muhtemelen iki kişiye birden hasar verebiliriz. Evet, verebiliriz. Ve çok geç kaldım ama yine iyi vurdu. Tüm saldırıldığı yemeği başardım. Oo, çok hızlı saldırdı. Ve arkada bir priest var.
Şöyle bir şey yapalım. Power Potion. Yok, hayır. Şurada. Sonrasında bir skill kullanalım hemen ona. Evet, güzel bir şekilde başarılı oldum. Bayağı da canı azaldı. Sonrasında bir Healing Touch kullanalım. Ve Butters'la şu karakterin işini bitirelim. Güzel. Priest'in hiçbir iş... Oo, taş attı. Taş atıyordu bunlar sahi. Gardımı düşürdüm adeta. Hemen şunu Priest'i bir indirelim. Baya baya ağzına sıçtık yani. Geriye bu kaldı. Ah, çok büyük hata ettim. Badırs düştü böylelikle. Her neyse, Badırs'ı bir kaldıralım. Şu savaşta pek işimize yaramayacak gibi görünüyor ama. Atak gücü 2x oldu. 2 hata bloke ettim. Şimdi bir Healing Touch yapacağız mecbur olarak. Saldırmam gerekirse saçma olur. Ama saldırmaya da mecburum. Evet, saldırmaya da mecburum. Hayır, saldırabiliyormuşuz. Demek ki o büyünün etkisi tek durulukmuş. Yeni bir şey öğrendik böylelikle. Bu arada saldırıyı da kaçırdım. Aynen, hiçbir önemi yok. Aa, hayır, önemi var. Ama evet.